edelim. Diyor ki İzzet Özgeç, biraz önce hocamın hatırlattığı şey, tweet. Çok net bir şey söylüyor. Söylediği şey şu, Sayın Özgeç. Ben herhangi bir kişi adına hareket etmiyorum dedi. Hocanın hatırlattığı gibi. Ben sadece ekonomik gidişten duyduğum kaygıyı ifade ettim diyor. Yani şunu deşifre etmiş oldu İzzet Özgenç. AKP iktidarının böyle bir niyeti var. Ve bir tasarıya, yani olağanüstü hal uygulamasındaki bir maddeye işaret ederek Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetilebileceğini belirtiyor. Onu size birazdan okuyacağım. Önemli. Yani her türlü mal, tasarruf, banka hesapları vesaire her konuda ekonominin yönlendirilmesi konularında bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yani olağanüstü hal Cumhurbaşkanı karar ve kararnameleriyle her türlü tasarrufun ve önlemin alınabileceğini belirtiyor. Ne belirtiliyor? Nerede oluyor bu? 19. maddesi, olağanüstü hal yasasının 19. maddesinin Cumhurbaşkanı'na tanıdığı yetki bu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. AKP iktidarı, bugün Meral Akşener uyardı, bakın iş ciddi. Meral Akşener sakın ha dedi. Sakın ha Türkiye'yi iflasa götürür. Hukuktan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek uyardı. Bu ülkeyi diktatörlüğe götürmektir dedi. Ülkede demokrasiyi boğmaktır. Boğma çabası olarak nitelendirildi. Diğer gözlemciler ve muhalifler tarafından. Tam bunu tamamlayan bir şey var. Bir Japon bankasının Nomura adı. Japon bankasının bir Türkiye raporu yayınlandı. Bu rapora daha çok AKP raporu da denilebilir. 5 etaplı bir Türkiye raporu. Raporun bir yerindeki ifade çarpıcı. Şafaktan önce en karanlık an diyor. Şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği süreci şafaktan önce, yani aydınlıktan önceki en karanlık an olarak nitelendiriyor ve diyor ki AKP iktidarına ilişkin bir rapor aslında. 2022'nin AKP iktidarının planı 2022'nin ortalarında, demek ki muhtemelen Haziran ve Temmuz aylarında bir erken seçim hesabı yapılıyor diyor. Bir mali paket açılacak, yani işte asgari ücret biraz yüksek tutulacak. Diyelim ki EYT'li, yani emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülecek. 3600 gösterge nedeniyle mağdur olan kamu çalışanları ve emeklilerin mağduriyetleri giderilecek. Faiz indirimleri yapılacak diyor ikinci adım. Dolar kuruna müdahale edilecek. Yani yüksek faiz, düşük kur siyaseti terk edilecek. Bu üçü diyor gerçekleşti. Dördüncüsü, bir dış politika olayı arayacaklar. Çok enteresan hocam. Bir dış macera demek istiyor. Bir dış politika oyunu, bir olayı arayacaklar ya da yaratacaklar. Bu bir savaş, bir müdahale, bir operasyon veyahut bir diplomatik olay da olabilir. Mesela zaten bazıları gelişiyor hocam. Şimdi Suriye sınırında petrol bulduğunu iddia etmişler. Yani doğalgaz buluyorlardı ya kriz anında. Şimdi petrol bulmuşlar güya Suriye sınırında, İran sınırında. Şimdi böyle bir balon uçuruyorlar. Bu her kriz, her bunalım döneminde gündemi değiştirmek istedikleri her an bir şey buluyorlar. Ardından bir şey çıkmıyor. Tam bir balon. Ve beşinci adımı söylemiş. İyi mi Japon Bankası? Olağanüstü hal ilan edecekler diyor. Şimdi bu Japon Bankası, müsaade edin bir cümle söylemek zorundayım. Siz daha şafaktan önceki en karanlık an deyince dedim ki bunlar 18 dakikayı izliyor. Biz bunların hepsini söyledik. Evet, alta yazabilirsiniz arkadaşlar onu. Şafaktan önceki en karanlık an. Yani 5 adım var. Para, faiz, dolar kuruna müdahale, kur, düşük kur, dış politika hamlesi ve olağanüstü hal. Şimdi Japon Bankası'nın bunu söylemesi enteresan. Bunu bazı şeylere bağlıyor, gelişmelere bağlıyor. Diyor ki, %30'un altına düşen AKP oyları tekrar %35'i anketlerde göstermeye başlayınca yapacaklar bunu. Yani erken seçimi. Dolar 16 liraya kadar çıkar diyor Japon Bankası. Ancak Merkez Bankası bununla ancak 6 ay baş edebilir.
Rezervi yok diyor. 6 ay edemez. Evet. Ya, imkanı Japon Bankası'nın raporunu söylüyor. 6 hafta edemez. 6 gün belki. Hocam Japon Bankası'nın ifadesi, bize itiraz edebiliriz. Onların bir değerlendirmesi var. O nedenle diyor 2022'nin ortasında, yani Haziran ya da Temmuz gibi seçime gidecekler diyor. Bu yıl için. Bu yıl için. Yani 2022 için. Evet, 2022 için. O yüzden 6 ay ancak Merkez Bankası idare edebilir diyor. Swaplarla falan bunu yapabilir diyor. Seçim mutlaka o hal altında yapılabilir diyor. Ve tam da bizim söylediğimizi söylemiş. Diyor ki ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 ay süreyle seçimleri erteleme hakkı bulunduğunu da unutmamak lazım diyor. Bu bir dünya çapında önemli bir Japon Bankası'nın değerlendirmesi. Buyurun hocam. Evet. Ben biraz sonra şeyi okuyacağım. Olağanüstü halde, ya ekonomik sebeplerle ilan edilen olağanüstü halde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, sıkı turun ortalığı alt üst edebilecek bir gelişmeden söz ediyoruz. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii yarı şaka yarı ciddi bizi dinlemişler dedim. Doğru dinleyebilirler. Biraz kafası çalışan, Türkiye'yi biraz tanıyan ve biraz da bu son AKP Erdoğan iktidarının son 20 yılını izleyen veya son 5-6 ayını izleyen herkes bu çıkarsamalarda bulunabilir. Ben yalnız bir şey söyleyeyim çok net. Biz burada da konuştuk. Her türlü olasılık masada. Demin ben onu anlatmaya çalıştım. Dedim ki bu iktidar, bu parti ve bu lider, yani AKP'nin genel başkanı ve AKP, ki AKP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı ve şahsım devletinin de başı. Yani parti eşit Erdoğan eşit devlet. Dolayısıyla siz buna ister parti devleti deyin, ister şahsım devleti deyin, hepsi doğru. Ama parti içine de baktığınızda Erdoğan'ı partide dengeleyecek kurullar, kurumlar, danışmanlar filan pek yok. Nerede var? Onlar bir bölümü, onlar da ne kadar etkiliyor bilmiyorum. İşte sarayda konuşlanmışlar. Orada nasıl bir etkileşim olduğunu bilmiyoruz ama yani orada bir şeyler yapıyorlar. Bütçe orada geliyor filan. Sonra da atanmış biri geliyor. O bütçeyi seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Felaket bir yapı. Neyse. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde neden bu kadar panikteler ve neden birçok şey hızlandı? Yani hortumun debisi hızlandı. Debi biliyorsunuz saniyede geçen su filana debi deniyor. Böyle saniyede hortumdan geçen paralar hepimizin cebinden buharlaşan ve o hortumun içine giren paraların filan miktarı birdenbire çok arttı. Eskiden de çok gidiyordu ama işte vergilerden gidiyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Şimdi onlar bitince bizim cebimizden gitmeye başladı. Hem bu nedenle hem anayasanın ne biçimde uygulandığı, hangi kararlarının yerine getirildiği, hangilerinin getirilmediği filan. Yani anayasada birbiriyle çelişen hükümler var. Cumhurbaşkanı'na tarafsızlık yemini ettiriyor. Ondan sonra bilmem partili olabilir diyor filan. Ama tabii başka sorunlar da var. Yani 2014'teki seçim var, 2015'teki seçim var, 2017 halk oylaması var, 18. Ya yani çok sorun var. Sorun. Bütün bunları alt alta yazdığınız zaman bu parti ve bu lider kendisini iktidara mahkum hissediyor. Yani ben iktidardan düşersem çok kötü şeyler olur diyor. Ülke, Türkiye, kader eşit benim diyor. Ben gidersem siz perişan olursunuz demeye getiriyor ki bütün işte kendisini vazgeçilmez sayan tarihteki liderlerin hep söylediği laftır. Şimdi ben buradan ilan ediyorum. Açıkça söylüyorum. Açıkça. İster o hal ilan etsin, o hal altında yaptırsın seçimleri. İsterse o hal ilan etsin, bir yıl ertelesin seçimleri. Ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın bu iktidar gidiyor. Çok basit bir nedenle gidiyor. Tekrar ediyorum. 16 Nisan 2017'de kurdukları şahsım devleti rejimi ile bu ülkeyi yönetmek mümkün değil. Mümkün değil. Görüyorsunuz. Her türlü yetkiyi aldılar. Her türlü yetki verildi. Bütün yetkileri kullanıyorlar. Ve
ne özgürlük kaldı, ne ekonomi kaldı, ne gelir kaldı. Her bakımdan gitti. Dolayısıyla hani doktor ne yerse yesin demiş, bu iktidar da gidiyor. Onun için evet. Yani bunlar bir takım nasıl gidecek, uzun da mı, kısa vadede mi, uzun vadede mi gidecek, çok daha hasar vererek mi gidecek, yoksa hasar vermeden mi gidecek filan bilemiyorum ama muhakkak gidecek ve gidiyor. Evet. Hocam ilgili olan...